Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir biliyorsunuz ki makyaj koleksiyonumu kategoriler halinde incelemeye başladık. Bugün de concealer'larımı aldım yanıma. Dilerseniz hemen başlayalım çünkü bir sürü concealer var. İlk elime gelen Kokoshi markasına ait şöyle pomat şeklinde concealer. Oldukça yoğun yapılı bir ürün. Elinizin ısısıyla birleştiğinde sıvımsı bir hal alıyor. Sıvı ucunu şu şekilde göstereyim. Sıvı ucu bu şekilde. Bendeki rengi 03 numarası. Oldukça yoğun yapılı bir ürün. Uygulaması kolay. Eğer elinizle uyguluyorsanız elinizin ısısıyla birlikte biraz daha eriyor. Ama fırçayla uyguluyorsanız bu geçerli değil. Kapatıcılığı yüksek. Dediğim gibi oldukça yoğun bir ürün ve az uygulamakta fayda var. Bunu uyguladıktan sonra mutlaka sabitlemeniz gerekiyor ki sabitledikten sonra bile çizgileri mutlaka doluyor. Günlük kullanım için de çok uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence çok lazım bir concealer değil. Bir diğer pomat şeklindeki ürünüm ise L'Oreal'in bu Infallible 24 saat kalıcı pomat concealer'ı. Sıvı uçlarını şu şekilde göstereyim. Üstteki 03 numaraydı. Bu ise 01 light rengi, en açık rengi. Bu daha sarı alt tonluyken L'Oreal'inki biraz daha pembemsilik var içerisinde. Kapatıcılığı yüksek. Yine pomat bir ürün olduğu için yoğun yapılı ama dağılması gayet kolay. Az uygularsanız çizgilerinize dolma yapmıyor. Ben bunu mutlaka göz altlarımda sabitliyorum. Bunu kullanmayı en sevdiğim şekillerden biri de bir kapatıcı fırçasını üzerinden alıp yüzümün bölgesel olarak kapatmak istediğim yerlerini kapatabilmek. Böylece cildim de çok güzel bütünleşiyor ve cildimin tamamına herhangi bir ten ürünü kullanmadan da renk eşitliğini sağlayabiliyorum. Bir diğer ürünüm ise Wet n Wild markasına ait Photo Focus Concealer Corrector olarak geçiyor. İlk kez şu anda açıyorum. Bunun rengi üzerinde yazıyor mu? Light Medium Beige'miş. Wet n Wild gratislerde satılıyor ve hayvanlar üzerinde test yapmayan bir marka. Sıvı ucunu da şu şekilde göstereyim. Ben bunu set halinde almıştım. Yanında fondöteni ile birlikte. Concealer'ını seçme şansınız yoktu. Hepsine aynı concealer konuyordu. Bu arada gratisten alışveriş videomda göstermiştim. Onu da izlemediyseniz şuraya linkini koyacağım. Oldukça koyu, hatta elimdeki en koyu concealer diyebilirim. Bunun hakkında pek çok güzel yorum okudum ama henüz kullanmadığım için hakkında bir fikrim yok. Geçelim Catrice markasına ait bu Liquid Camouflage Waterproof Concealer'a. Bu concealer'ım, şöyle sıvı ucunu göstereyim, oldukça koyulaşmış ve grileşmiş. Zaten gri tabanlı bir concealer. Sanırım şurası kırılmıştı, burasından hava almış. Çünkü başka türlü bu şekilde yapısı bozulamazdı. Şu andaki sıvı ucuna aldanmayın. Oldukça açık bir renk normalde. Bendeki 010 porselen rengi. En açık renklerinden biriydi bu. Ama yine de cildime çok güzel bütünleşiyordu. Dağılması gayet kolaydı. Kapatıcılığı da yüksekti. Çok sevdiğim bir concealer ama Catrice'e biraz kızgınım. Çünkü yaklaşık bir 6 ay içerisinde %75'lik bir zam yaptılar. Ve bununla birlikte Catrice hiçbir indirime tabi olmuyor. Elime gelen diğer bir ürün ise Maybelline'in Fit Me Concealer'ı. Bu ülkemize gelmeden önce bayağı bir övülüyordu biliyorsunuz. Sıvı ucunu şöyle en altta görebilirsiniz. Bendeki 15 numara. Hem rengiyle hem yapısıyla benim cildimle güzel uyum sağlayan ve iyi bütünleşen bir ürün. Aydınlık bitişli, orta kapatıcılıkta ve gayet güzel yayılıyor. Yapısının dokusunu gayet başarılı buluyorum. Özellikle yabancı bloggerlar çok seviyor. Bizde seveni kadar sevmeyeni de var. Ama bence indirimlerde alınabilecek güzel bir concealer. Maybelline'den devam edecek olursak bir diğer elime gelen de Age White kapatıcı. Bu ürün de yurt dışında çok seviliyordu. Bizim ülkemize geldikten sonra bununla ilgili resmen bir kaos oluştu. Çok fazla sevmeyeni ortaya çıktı. Özellikle sünger aplikatörün pek başarılı olmadığı, içerisinde bakteri ürettiği gibi şeyler sürekli söylendi. Sıvı ucunu şu şekilde en altta görebilirsiniz. Aydınlık bitişi bir ürün. Güzel aydınlık sağlıyor. Kapatıcılığı orta. Ben bunu yüzümde kullanmayı da çok seviyorum. Oldukça pratik. Sünger aplikatörü her ne kadar tartışma yaratsa da benim bu concealer'de en sevdiğim şey zaten sünger aplikatör. İkinci kez kullanıyorum. İlk kullandığımda sünger aplikatörü çıkarana kadar
Gerçekten sevmiştim. Sünger aplikatörü çıkardıktan sonra nefret ettim. Şimdi ikinciyi kullanıyorum ve sünger aplikatörü asla çıkarmayı düşünmüyorum. Bu ürünü güzel kılan sünger aplikatörü. Günlük anlamda eğer bir şey sürmek istemiyorsam yüzüme şöyle bir renk eşitliği sağlasın diye kızarıklıklarımın üzerine sürüp hemen bir fırça yardımıyla dağıtıyorum ve benim için çok pratik oluyor. Elimde MAC'in en meşhur concealerlarından biri olan Prolong Wear da var. Bundaki rengim NW15. Şöyle bunu da swatchlayacağım. MAC'in ten ürünlerinde pembe alt tonlu ve sarı alt tonlular olarak ayrılıyorlar. Dediğim gibi bende NW serisi, yani pembe olan seri var. Swatch'unu da şu şekilde göstereyim. Yine yoğun yapılı concealerlardan biri. Şöyle pompa uçlu olduğu için yarım pompası benim iki göz altımı da kapatıyor. Ben bundan yarım pompayı fırçamın ucuna alıyorum. İki göz altıma da bırakıyorum. Daha sonrasında concealer fırçamla dağıtıyorum. Oldukça güzel kapatan ve ciltte güzel bütünleşen bir ürün. Ne kadar çok kullanırsanız o kadar yapay durur ve çizgilerinize dolar. Ben az kullandığım için çizgilerime dolma problemi yaşamıyorum. Ama ben her concealerimde olduğu gibi bunu da sabitliyorum. Bir diğer concealerimiz ise L'Oreal'in True Match Concealer'ı. Oldukça sarı alt tonlu bir concealer. O yüzden de aydınlatma efekti çok iyi. Swatch'unu da şu şekilde göstereyim. Kapatıcılığı orta ve biraz üstü diyebilirim. Yayılması gayet kolay. Sabitlediğinizde hiçbir şekilde çizgilerinize dolmuyor. Eğer sabitlemezseniz de gün içinde bir pıt pıt yaparsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Gerçekten yapısının dokusunu çok sevdiğim ve defalarca bitirdiğim bir üründü. Ama L'Oreal bunun kabını değiştirdi. Kabı değişince yapısı da değişti dediler. O yüzden cesaret edip almadım. Benim kullandığım renk de 02 vanilya rengiydi. Dediğim gibi yeni versiyonunu bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama eski versiyonu gerçekten çok başarılıydı. Elimdeki bir diğer kapatıcı ise NYX markasına ait bu HD Concealer. Bendeki CV02 rengi. Şöyle L'Oreal'in altını uyguladığımda alenen içerisinde pembe bir alt ton olduğu görünüyor. Pembe alt tonlu olmasına rağmen cildi güzel aydınlatıyor, cilde güzel bütünleşiyor ve kapatıcılığı da orta ve biraz üstü diyebilirim. Siz arttırabiliyorsunuz. Çizgilerime çok aşırı dolma yapmıyor. Bununla birlikte ben bunu da sabitliyorum. Sabitlemeden de kullanabilirsiniz. O kadar fazla çizgilere dolma yapmıyor. Elimdeki bir diğer concealer de Not markasına ait BB Concealer. Bunun şu şekilde bir kapağı var ve metal bir başlığı var, ütü gibi. Buraya çok güzel yerleşiyor ve soğuk olduğu için de göz altlarınızdaki şişlikleri indirmeyi vaat ediyor. Bendeki 01 numarası, rengi de şu şekilde görebilirsiniz. Oldukça açık bir renk, aydınlık bitişli bir ürün. Yani aydınlık derken parlak değil ama güzel aydınlatan bir ürün. Bu ürünün verdiği efekti sevsem de yapısıyla ilgili bir sorun var. Çünkü bir süre kullanmadığınızda suyuyla kendi dokusu birbirinden ayrılıyor. Yani böyle bir sulanıyor gibi oluyor. Şöyle çarkalayıp öyle kullanmanız gerekiyor. O yüzden son zamanlarda hiç elim gitmiyor. Elimdeki bir diğer not da Full Coverage Concealer. Bunun da rengi 01, yine en açık rengi. Gördüğünüz gibi diğerine göre oldukça sarı alt tonlu, hatta diğeri bunun yanında pembe alt tonlu bile kaldı diyebilirim. Bunun yapısının dokusunu çok seviyorum. Hatta bence diğerine göre daha başarılı. Hem sünger aplikatörü olduğu için uygulaması da kolay. Çok aşırı yoğun yapılı değil, dağılması gayet kolay. Bununla birlikte kapatıcılığı da yüksek diyebilirim. Yani ortadan biraz daha yüksek. O yüzden sevdiğim bir concealer. Aydınlık bir efekt vermesi de gayet iyi. BB Concealer'a göre daha çok seviyorum. Çünkü sünger aplikatör bana daha kolay geliyor. Evet, onun başlığı masaj yapıyor ama bu daha kolay uygulanıyor. Yüksek kapatıcı olanlardan devam ediyoruz. The Pink Elise'in bu Perfect Touch Under Eye Concealer'ı. Bunun da swatch'unu şu şekilde göstereyim. Bunun için nötr alt tonu diyebilirim. Hafif pembelik de var ama daha çok sarımsı gibi. Güzel bir aydınlatma sağlıyor. Kapatıcılığı gayet yüksek. Yapısı çok aşırı yoğun değil. Dağıtması gayet kolay ama ben az uygulamayı tercih ediyorum. Kullandığım renk 01 light rengi, en açık rengi ve uygun fiyatlı olarak gerçekten başarılı bir ürün. Bir diğer ürünüm ise Avon markasına ait, şöyle stick şeklinde olanlardan. Stick bir ürün olduğu için yapısı, dokusu biraz ağır. Dağılması
çok zor değil ama günlük olarak tercih edeceğim bir ürün değil. Yani likit olanlar varken stick bir concealer ben tercih etmem açıkçası. Çünkü bunların çizgilere dolma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Ve günlük olarak kullanmayı en çok sevdiğim concealer'ım Farmasi'nin bu kamuflaj concealer'ı. Fırça uçlu bir ürün. Sıvı ucunu da şu şekilde göstereyim. Oldukça aydınlık bitişli, sarı alt tonlu. Ciltle çok güzel bütünleşiyor. Kapatıcılığı gayet güzel ve fırça uçlu olduğu için de oldukça pratik. Günlük anlamda dediğim gibi en sevdiğim concealer'ım ve gözüm kapalı tavsiye edeceğim ürün bu. Bu benim yaklaşık 3. ya da 4. concealer'ım olması lazım. Oldukça uzun süre gidiyor ki ben günlük olarak kullanıyorum. Çok başarılı, gerçekten tavsiye ederim. Ve benim elimdeki concealer'lar bu şekildeydi. Umarım size faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, başka hangi kategorileri görmek istiyorsunuz benimle yorumlar kısmında paylaşmayı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.